Karacaoğlan, Aşık Veysel, Neşet Ertaş ve daha niceleri. Ustalıkla güzellikleri övdüler, acıları anlattılar, toplumsal sorunları vurguladılar. Sanatlarıyla gönülleri fethettiler. Ama artık usta çırak ilişkisiyle bugünlere ulaşan aşıklık geleneğine ilgi azaldı. İşte İzmir'de bir lisede unutulmaya yüz tutan bu geleneği gençlere aktarmak için bir proje hayata geçirildi. Güzellemeleri, koçaklamaları, taşlamaları, ağıtları. Kimi sevgiliye duyulan özlemi anlattı, kimi ilahi aşkı, kimi de kahramanlık hikayeleri. Aşıklar saz ve sözleriyle gönüllerde taht kurdular, günümüze eşsiz değerli bir kültürel miras bıraktılar. Ama zaman içinde yaşam şekli de zevkler de değişti. Şirkin olan taşlar olsun, dövünsün. Temeli usta çırak ilişkisi olan aşıklık geleneği unutulmaya yüz tuttu. İzmir Büyükçiğli Anadolu Lisesi aşıklık geleneğini yeniden canlandırmak için bir proje hayata geçirdi. Bu projeden önce bağlamayla alakalı en ufak bir fikrim bile yoktu. Bu projeden sonra türkü söylüyorum, şiir okuyorum, hikayeleri okuyorum, daha da iyi anlamamı sağladı. Zaman geçer, keşin kızı, hükümdar ise oğlu olur. Normalde bağlamaya olan ilgim çok fazlaydı. Daha da bağlamaya daha çok aşık olmama sebep oldu. Yani bu projeyle hikayelerin anlamlarını daha çok öğrenmeye başladık. Bu projede benim düşünceme, benim inancıma göre aynı bir İpek Yolu projesi gibidir. İnşallah buna destek olunur ve bu proje Anadolu'dan Çin'e kadar yürür inşallah. Allah nasip ederse bu proje bu gençlerimize çok şeyler kazandırır. Kafiyesini, sözünü, şiirini, vatan sevgisini, bayrak sevgisini, insan sevgisini kazandırır. Okulda Kafiye Aşık adıyla bir kültür odası kuruldu. Sözlü geleneğimiz derslerimizde ayrıntılı gösterilmediği için bu sayede ben sözlü geleneğe daha çok hakimim şu anda. Ve bazı konularda bana katkısı bulundu. Artık onlar gibi çalma isteğim var. Yani istek doğuruyor insanda. Teknoloji bağımlılığı dediğimiz zararlı bir alışkanlıktan onları biraz daha uzaklaştırdı. Sözün değerini daha iyi anlayıp sözün gücünü daha iyi kullanma alışkanlığı kazanmalarını sağladı. Öğrenciler aşıklarla sık sık bir araya geliyor. Unutulmaya yüz tutan bu geleneği öğrenmeye çalışıyor. Şu an günümüz şarkılarına bakılınca hani 5 dakikada yazılmış şarkılar gibi ve çok da bir şey ifade etmiyor. Ama aşıklıkta öyle değil. Çok fazla şey ifade ediyor. İfade ederken de düşündürtüyor aynı zamanda. Daha içten bir şekilde söylendiğini, daha içten sözlerin olduğunu, böyle hani daha emekle yazıldığını fark ettim. O yüzden Türk Edebiyatı'na karşı belirli bir ön yargım vardı. Bu kırıldı ve artık daha çok sevmeye başladım. Öğretmendir, öğrencidir. Gençler özellikle aşıkların atışmalarını hayranlıkla izliyor. Gençlerin ilgisi gerçekten bizi heyecanlandırıyor, seviş veriyor. Çünkü gördükleri ilgileri, alakaları, yani görmediği bir şeyi canlı gördükleri zaman neyin ne olduğunu farkına varıyorlar hemen. Artık diğer müziklerden kopup aşıklık yönüne daha çok merak salan gençlerimiz var. Bu gençlerin de inşallah gittikçe çoğalacaktır, çoğalacağına da eminimdir. Şiir demek Hindistan cevizi demektir. Diş tahtasını kırmadan özünü bulamıyorsun. İçini bulamıyorsun. İçinde ne var? Zehir midir? Ot mudur? Saman mıdır? Su mudur? Önce onun diş tahtasını kıracaksın. Şimdi gençlerimiz o Hindistan cevizinin diş tahtasını kırmaya çalışıyorlar hocam. İnşallah başarılı olacağına da inanıyorum. UNESCO'nun yaşayan insan hazinelerinden Aşık Ali Rıza Ezgi'nin bu geleneğin yaygınlaştırılması için bir isteği var. O da her ilde bir aşıklar otağının açılması. Aşıklar geleneğin ve daha birçok geleneğin unutulmaması için mücadele ediliyor.